Tekrar hoş geldiniz. Sıradaki sunumumuzda siber güvenlik alanında özellikle son dönemde adından sıkça bahsettiren Ahtapot Bütünleşik Siber Güvenlik Sistemi ile ilgili konuşması için Sayın İbrahim Arıbey'i kürsüye davet ediyorum. Öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Pardus Ahtapot projesinin ekibinden ben İbrahim Arı. Proje hakkında sizlere biraz detaylı vereceğim. Ahtapot mevcut bir saniye. Pardon. Ahtapot bir kamu kurumunun ihtiyaç duyabileceği bütün siber güvenlik ihtiyaçlarını içerebilecek açık kaynak kodlu bir siber güvenlik çözümü olarak tasarlanmıştır. İdari birimlerden taşra teşkilatına kadar siber güvenlik alanında bir kurumun ihtiyaç duyabileceği ya da hali hazırda kullandığı mevcut siber güvenlik sistemine entegre olarak çalışabilmek için Atabot projesi tamamen modüler bir yapıya sahiptir. Bu şekilde herhangi bir bileşen ya da bileşenlerin tümü ayrı ayrı ya da bütünleşik olarak çalışabilmektedir. Ahtapot projesinin bu modülerlik özelliği, kurumlarda kullanılan farklı marka ya da farklı siber güvenlik çözümlerine karşı bir ayırt edici özellik sağlamaktadır. Mevcut çözümler, her siber güvenlik başlığını ayrı bir ürün geliştirerek ya da ayrı bir çözüm önererek siber güvenlik maliyetlerini yükseltmektedir. Ahtapot bu çözümleri tek bir çatı altında toplayarak bu maliyetleri fark edilebilir bir seviyede düşürmektedir. Neden Ahtapot? Tamamen açık kaynak kodludur. Açık kaynak kodlu olmasının sağladığı avantaj ve dezavantajlar vardır. Açık kaynak kodlu olmasının en büyük avantajı, kullanılan bütün yazılımları kaynak kodlarına her an erişebilir, inceleyebilir ve hatta müdahale edebilirsiniz. İhtiyacınıza göre geliştirmeler yapabilir, yaptırabilirsiniz. Bu geliştirmeleri, iyileştirmeleri yine açık kaynak camiasıyla paylaşarak yaygınlaşmasını sağlayabilirsiniz. Açık kaynak kodun bir dezavantajı ise kötü niyetli insanlar açısından fırsat olarak görülmesidir. Açık kaynak kod geliştirme ve paylaşım yaklaşımından dolayı herhangi bir güvenlik açıklığı bir ya da birkaç yazılım geliştiricisi tarafından değil, dünya çapında yüzlerce geliştirici tarafından kontrol edilerek kapatılmaktadır. Bu yaklaşım açık kaynak kodlu Ahtapot projesinde hem hızlı güncelleme hem de kod esnekliği ve dünya standartlarında kod kalitesi avantajını sağlamaktadır. Ahtapot projesi Pardus işletim sistemi üzerinde çalışmaktadır. Pardus geliştiricisi TÜBİTAK ULAKBİM desteği ile sürdürülebilir bir siber güvenlik ürünüdür. Açık kaynak kod yapılacak olan yatırım maliyetini çok büyük oranda düşürür. Ahtapot bileşenleri donanım ayırt etmez. Pardus Linux çalıştırabildiğiniz her türlü fiziksel donanımda ya da sanallaştırma platformunda Ahtapot'un bütün bileşenlerini çok rahat bir şekilde kullanabilirsiniz. Ahtapot yönetim açısından çok büyük kolaylıklar sağlamaktadır. Tamamen modüler bir yapıya sahip demiştik. Bileşenler birbirine bağımlılık duymadan tek başlarına veya ihtiyaca uygun diğer bileşenlerle birlikte veya tüm bileşenler tek bir arada hepsi bir arada çalışabilmektedir. Kurulan Ahtapot sistemine dahil edilmiş olan tüm bileşenler herhangi bir fiziksel ya da coğrafi bağımlılık olmadan tek noktadan merkezi yönetim sistemi üzerinden yönetilebilmektedir. Aynı şekilde merkezi yönetim sistemi bu bileşenlerin kurulum ve konfigürasyon bütün işlemlerini yapabilmektedir. Bunu daha somutlaştırmak adına şöyle bir örnek verebiliriz. Diyelim ki sistem odanız kurum binanızın bilgi işlem biriminde, bu da idari binanızda. İdari binanızdan ayrı olarak taşrada ya da aynı şehirde ya da ayrı şehirlerde farklı birimleriniz var ve bunları yönetmek istiyorsunuz. Aynı siber güvenlik politikalarını uygulamak istiyorsunuz. Ahtapot burada şöyle bir kolaylık sağlamaktadır size. Her biriminize, her IT biriminize uzman siber güvenlik personelleri çalıştırmaya ihtiyaç duymaksızın
bütün bu birimleri merkezi olarak konumlandırdığınız ahtapotu kullanarak her nokta, her birimini, her bileşenini ayrı ayrı tek merkezden kontrol etmenizi sağlar. Bu da ek olarak yine ahtapotun yatırım ve işletme maliyetlerini düşürmeye çok yardımcı olduğunun göstergesidir. Ahtapot bileşenlerinden biraz bahsedeceğim. Burada biz bir sınıflandırma yaparak bahsettik. Temel güvenlik sistemleri dediğimizde neredeyse her kurumun ihtiyacı olan ve siber güvenliğin de temelini oluşturan güvenlik duvarı ahtapotun da en temel bileşenlerinden birisi. Biz burada ek olarak ahtapota kurum ihtiyaçlarına yönelik olarak bazı özelleştirmelerde bulunduk. Ahtapot birden fazla güvenlik duvarını tek başına, yani bir merkez, kendi merkezi yönetim sistemi aracılığı üzerinden yönetebilmektedir. Yine güvenlik sistemleri başlığı altında ahtapotun web uygulama güvenlik duvarını ele alabiliriz. Her kurumun kendisi ya intranetten ya da işte internete açık olarak kullandığı web siteleri mevcut. Bunlara yönelik yapılabilecek olan siber saldırılar, yani kişiler tarafından ya da malware gibi yazılımlar tarafından yapılabilecek siber saldırıları engellemek amaçlı geliştirdiğimiz web uygulama güvenlik duvarı, arkada çalışan uygulamanın teknolojisinden tamamen bağımsız olarak, yani isterseniz arka tarafta bir PHP tabanlı bir uygulama çalıştırın ya da bir ASP.X tabanlı bir uygulama çalıştırın, bu hiçbir şekilde fark etmeden ahtapotun web uygulama güvenlik duvarı bağımsız olarak bu uygulamaya yapılabilecek olan saldırıları tespit ve engelleme görevini de üstlenmektedir. Ahtapot web uygulama duvarı en çok da web yazılımcılarının, web uygulama geliştiricilerinin yapmış olduğu yazılımsal, mantıksal hatalara karşı güvenlik sağlar. Ayrıca bir güvenlik katmanı oluşturur. Yani bir yazılımcı istediği kadar güvenlik önlemlerini dikkate alarak kod yazsın, mutlaka bir yerde ya teknolojiden dolayı ya da oluşturulan mantıktan dolayı bir güvenlik açığı bırakacaktır. Bu güvenlik açıklarını kapatmak için de bir web uygulama güvenlik duvarı kullanmak bir ihtiyaç haline gelmiştir. Ahtapot bu web uygulama güvenlik duvarıyla bu ihtiyaca da cevap vermektedir. Güvenli internet sistemleri, güvenli internet erişimi, bu neredeyse hepimizin bildiği zaten web proxy dediğimiz sistem. Ahtapot 5651 kanunu gereği kayıtlı zaman damgasıyla imzalama işlemlerini de aynı zamanda beraberinde yapmaktadır. Ayrıca birçok kaynaktan gelen blacklist dediğimiz, işte zararlı içerik bulundurabilecek, malware bulundurabilecek, virüs bulundurabilecek sitelerin hepsinin kaynaklarını tek bir noktadan kendi ahtapot liste sunucusu üzerinden sunmaktadır. Bunları birbirlerine harmanlayarak. Aynı şekilde iki farklı biriminizin arasında güvenli bir internet bağlantısı oluşturmak istediğinizde, daha doğrusu internet üzerinden güvenli bir bağlantı oluşturmak istediğinizde ahtapotun VPN ve IPsec tünellerini kullanarak çok rahat bu ihtiyacınızı da karşılayabilmektesiniz. Siber olaylardan korunma sistemleri. Bu birazcık daha derinlemesine siber güvenlik ihtiyacı olan kurumlara yönelik bir başlık aslında. Siber olay açıklık risk izleme yönetim sistemimiz herkesin kullandığı tabiriyle SIEM bileşenimizi içermektedir. Bu da tamamen açık kaynak kodlu bir yazılımdan Pardus'a uyarlanarak geliştirilmiştir. Siber saldırı erken uyarı sistemi, bunlar bizim tuzak sistemlerimiz. Diyelim ki siz bir FTP sunucusu IP adresinin üzerinden bir web isteği beklemezsiniz. Buraya yapılan bir web istekleri genellikle burada bir servisin varlığının kontrolü amacıyla yapılan isteklerdir. Ya da işte farklı servisler, ben web isteği olarak örnekledim sadece. Bu tür uygulamaları, protokolleri taklit ederek bu tür girişimleri tespit etmek için ahtapot kendi bünyesinde tuzak sistemleri içerir. Saldırı tespit ve engelleme sistemi, camiada bilindiği adıyla IPS ve IDS sistemleri. Ahtapot IPS-IDS sistemleriyle gelmektedir. IPS-IDS sistemlerimiz hem ağ içinde inline olarak konumlandırılabilir, hem de trafiği mirror edilerek, yani kopyası alınarak trafiği bir şekilde engellemeden tespit etme amacıyla da kullanılabilir. Ağ erişim kontrol sistemi,
Erişim kontrol sistemimiz aslında daha yeni bir bileşenimiz. Ağa bağlanılan herhangi bir cihazı tespit ederek, bunları izole bir ağda tutarak doğrudan ağ kaynaklarına erişimini engelleyen bir sistem. Şu an biz bunun testlerini yürütüyoruz halen. Bu yüzden dokümantasyonu tamamlanmadı ama en kısa zamanda bu bileşenimiz de internetten yayınlanıp dokümantasyonu sunulacaktır. İzleme sistemleri. Hepimiz işte network'te belli başlı cihazlar kullanıyoruz, sunucular kullanıyoruz, ağ cihazları kullanıyoruz ve bunların sağlık durumlarının kontrol edilmesi gerekiyor. Bu amaçla Ahtapot, yani monitoring amacıyla izleme sistemlerini bir araya getirdi ve sunucu, son kullanıcı ya da işte ağ cihazları, hatta ağdaki bir yazıcıyı dahi açık olup kapalı olduğunu ya da işte hangi ne kadar uptime süresine sahip olduğunu vesaire takip edebilmek için ya da bu cihazlara yönelik anomalileri tespit edebilmek için, örneğin gündüz kullanımda herkesin bağlantı kurduğu bir sunucu bilgisayarda işlemci yapması çok normaldir. Fakat kurumun mesai saatleri dışında bu sunucu çok fazla işlemci RAM kullanımı yapıyorsa muhtemelen bu sunucu bir şekilde malware bulaşmış olabilir, virüs bulaşmış olabilir ya da başka amaçlarla kullanılıyor olabilir. Bu tür şeylerin tespit edilmesi ve yani bu tür anomalilerin tespit edilmesi ve raporlanması amacıyla Ahtapot kendi içerisinde izleme sistemlerini de bulundurmaktadır. E-posta güvenlik sistemi. E-posta güvenlik sistemi mevcut e-posta sunucularının önüne konuşlanarak bir gateway oluşturur, bir e-posta ağ geçidi oluşturur ve bütün e-postalar kendi üzerinden geçerken sizin belirlediğiniz belli başlı kelimelere göre filtreleme yapabilir. Virüs, yani attachment, yani eklenti içeren e-postaları attachmentlarını açıp inceleyerek zararlı içerikleri tespit edebilir. Blacklist'leri yine biraz önce bahsettiğim gibi Ahtapot'un kendi listesinden sunulan kara liste ve zararlı domainlerden gelen e-postaları otomatik olarak engelleyebilir ve bunların hakkında e-posta gönderilen kişiye günlük olarak rapor sunar. Diyelim ki işte saat 7'de ya da mesai saati bitmeden yarım saat önce işte A kişisine gönderilmiş 50 tane zararlı postanın raporunu kendisine iletir. Bu engellenen e-postalardan istediğini release etmesi sağlanabilir. Ben teşekkür ediyorum. Benden bu kadar. Sormak istediğiniz bir şey varsa Ahtapot hakkında buyurun Hüseyin Bey. Normalde birden fazla veri tabanından çekiyor ama biz en son yaptığımız güncellemelerle bu birden fazla veri tabanını ahtapot.org.tr üzerinde bir liste sunucusu oluşturarak burada birleştirip bu şekilde sunmaya başladık. İsterseniz tabii ki siz kendi kaynaklarınızı vesaire de ekleyebilirsiniz. Tamamen esnek bir konuda. Buyurun. Hocam sponsor evet. Bunların entegre olarak çalışmasını sadece. Evet. Efendim? Kurulum, şimdi birden fazla bileşen olduğu için hangisini kurmak istediğinize bağlı. Yani diyelim ki siz işte 14 bileşen saydım ben. Teknik olarak biz 14 bileşen kurulum yapıyoruz. Mesela bir CM tek başına kuruluma sahip. Stand alone. Bu ayrı bir ISO olarak geliyor. Ya da işte bir NAC, erişim kontrol sistemi ayrı bir ISO olarak gelmekte. Bunun haricindeki diğer her şey kendi Ahtapot ISO'muz mevcut web sitemizde. Bu ISO'nun üzerine kurulum, yani paketler aracılığıyla kurulum yapılabilir. Ama genel mantık şu şekilde, bizim yürüttüğümüz mantık şu şekilde kurulum için. Bir merkezi yönetim sunucusu kurup, bu sunucunun üzerine ya da bu sunucunun çevresine diğer bileşenleri konuşlandırmak. Artık sizin işte ağ trafiğiniz ya da ihtiyaçlarınıza göre aynı sunucuya da kurabilirsiniz birkaç bileşeni. Ya da farklı farklı sunuculara da koyup gerekli network ayarlarını yapabilirsiniz. Merkezi yönetim sistemini bir defa kurduktan sonra merkezi yönetim sisteminde gerekli konfigürasyonları yaptığınızda işte e-posta sunucusunun IP adresini ve IP adresini belirtip işte SSL bağlantısı için keylerini tanımladığınızda merkezi yönetim sunucusu playbooklarını çalıştırdığınız an otomatik olarak bütün kurulum ve konfigürasyonları yapar. Hatta bundan sonra artık o sunucu üzerinde sürekli bir integrity check'e başlar Ahtapot. Yani herhangi bir konfigürasyon değişmiş mi? Gereksiz bir işte ETC dizinin altına ya da binary dizinin altına gereksiz bir binary gelmiş mi? Bunların kontrollerini
belirli saat aralığında yaparak bir değişiklik varsa, istenmeyen bir durum varsa bunları da otomatik olarak raporlar. Başka sorusu olan varsa alabilirim. O halde teşekkür ederim.